Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, bugünkü dersimizde Kur'an'ın mucizeline dair bahislerden okumaya devam edeceğiz. Zira Kur'an'ın ayetlerinin her birisi birer, hazine-i kemalatın anahtarı, birer define-i ilmin miftahıdır. Demek ki Kur'an'ın ayetlerinin her biri kemalat hazinesine anahtarlık vazifesi yapıyor, ilmin definelerine miftahlık vazifesini yapıyor. İşte Kur'an'ın bu kıymette olan ayetlerine bakarken usul tespiti noktasında bugün dördüncü bir noktayı nazarımız şu ki ayetlerde peygamberlerin kıssaları ve peygamberlerin mucizeleri anlatılırken Kur'an'ın kendisine has o üslubu alisini anlamaya çalışacağız. Demek ki Kur'an'da peygamberlerin kıssaları bir, Peygamberlerin muzeleri iki, bunlar anlatılırken Kur'an'ın kendisine has bir üslubu alisi vardır. Bir tarz ifadesi vardır ki bu ifadeyi ve üslubu anlamadan Kur'an'ın derin manalarını, zengin manalarını anlamak mümkün olmayacaktır. Öyleyse bugünkü dersimizde Kur'an'ın sade fakat bir o kadar ulvi, sade fakat mucizane üslubunu anlamaya çalışacağız. Nasıl ki bir anahtar olmadan hazineden istifade edilemez, bir miftah bulunmadan define ele geçmez, öyle de Kur'an'ın bu üslubu alisi bilinmeden Kur'an'ın hazine-i kemalatından istifade etmek, Kur'an'ın define ilminden istifade etmek de mümkün olmayacaktır. Pekala üslup nedir? Üslup bir kelamı söyleyenin ifade tarzıdır ki üstadımız muhakematta üsluptan muradım kelamın kalıbıdır ve suretidir demiştir. Üsluptan muradım kelamın kalıbıdır ve suretidir demiştir. Nasıl ki bir su konulduğu kabın şeklini alır öyle de kelam ya da ondan murad olan mana üslubun kalıbına göre, üslubun kabına göre şekil alır. Diğer bir ifadeyle mana denilen o saf, berrak, tatlı suyun yani zülali mananın takdim edildiği işte o bardağın adı, o kabın, o kalıbın adı, o şişenin adı üsluptur. Fakat Kur'an'da olan o ilahi ve Rabbani üslubu alinin çok mertebeleri vardır. Kur'an'daki üslub bazen o kadar latif, o kadar rakik, o kadar ince ve güzeldir ki nesimi seherden daha aheste eser, sabah rüzgarından daha hoş, daha tatlı eser. Fakat bazen o üslub o kadar gizli, o kadar saklıdır ki harp diplomatlarının harekat planlarından daha gizli, daha mesturdur. Ancak bir harp diplomatının kuvve-i şammesi, koku alma duygusu lazımdır ki oradaki inceliği koklayabilsin. Nasıl ki adli bir vakada olay yeri inceleme uzmanları bazen bir saç telinden, bazen bir damla kandan, bir parmak izinden, küçük bir tırnaktan, bir deri parçasından bile onlarca delil çıkartıyorlar. Aynen öyle de Kur'an'ın o üslubuna aşina olan muhakkik ve dahi ulemalar bazen bir üslubu Kur'an onlarca yüzlerce manalar istihraç etmişlerdir. Mesela Zemah Şehri gibi belagatın dahi bir imamı Suriye Yasin'de men yuhil izame ve ramim ayetinden men yevruzu ilel meydan üslubunu istirahat etmiştir. İşte bu üsluplardan bir tanesi de kasas-ı enbiya ya da muzat-ı enbiya diye ifade edilen peygamberlerin muzeleri ya da peygamberlerin kıssalarındaki Kur'an'ın üslubudur. Bu üslubu da anlamadan Kur'an'ın derin manalarını, zengin manalarını anlamak mümkün olmayacaktır. Bu yönüyle 20. sözde şöyle ifade edilmiştir. İşte Kur'an-ı Hakim, Enbiyaları insanın cemaatlarına terakkiyatı manevi cihetinde birer piştar ve imam gönderdiği gibi yine insanların terakkiyatı maddiye suretinde dahi o enbiyanın her birisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir onlara yani peygamberlere mutlak olarak ittiba emrediyor. İşte enbiyaların manevi kemalatını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi mucizatlarından bahis dahi onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Şimdi öncelikle rivayetlerde de gelmiş ki Hz. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar 124 bin peygamber gelmiştir. Ve bunların 313 tanesi Resul olarak yeni bir din, yeni bir şeriatla gelmiştir. Her ne kadar peygamberlerin zaman zaman asırlara göre dinleri ve şeriatları değişse de peygamberler usulde, esasta ve itikatta müttehittir, sabittir, daimidir. Bütün peygamberler usulde, esasta, itikatta müttehittir. Yani Adem Aleyhisselam nasıl bir Allah'tan hangi evsaf ile bahsettiyse Nuh Aleyhisselam da, İbrahim Aleyhisselam da, Musa Aleyhisselam da, İsa Aleyhisselam da, Aleyhisselatü Vesselam da aynı Allah'tan aynı ev safıyla bahsetmiştir. Sadece fark icmal tafsir farkıdır. Bu açıdan Kur'an peygamberlere mutlak olarak ittiba emrediyor. Kur'an peygamberlere mutlak olarak ittiba emrediyor. Fakat şu var ki Kur'an'da enbiya izam o peygamberler anlatılırken iki yönüyle anlatılmış. Bir, peygamberlerin faziletleri, kemalatları, yüksek ahlakları, iki mucizeleri. İşte Kur'an peygamberlerin bu iki yönünü anlatmak ile iki yönüyle bize rehber olduğunu ifade ediyormuş. Yani kemalatlarından bahsetmekle manevi terakki peygamberler bizim rehberimiz olduğu gibi onların mucizatlarından bahsetmekle de maddi terakkide bile bizim rehberimiz olduğunu Kur'an ifade ediyor. Bu açıdan da faziletlerini, kemalatlarını, ahlaklarını rehber ederek manevi terakki etmek lazım geldiğini, mucizelerini rehber ederek maddi terakkide ilerlemek lazım geldiğini ayet ifade etmiş oluyor. Öyleyse peygamberlerin kıssalarına ve mucizelerine bakarken bir hikayeyi tarihi olarak değil, onlarda çok manayı irşadiye tazamül etmiştir. İşte Kur'an'ın bu üslubuna aşina olmadan oradaki o manay-i irşadi anlamak mümkün değildir. İşte bu noktada bir peygamberlerin kıssalarına, iki peygamberlerin muzelerine ayrı ayrı bakılabilir. Oradaki üslubu anlamaya çalışabiliriz. Öncelikle peygamberlerin kıssaları bir hikaye tarihe değildir denilmişti. Mesela Kur'an'da Hz. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından bahis vardır. Yunus Aleyhisselam denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, gece karanlık ve dağdağlı, her taraftan ümit kesik bir vaziyette Yunus Aleyhisselam La ilahe illa ente, subhaneke in zalimin münacatıyla sür kurtulmuş. Şimdi bu hadiseye Kur'an'ın üslubuyla bakılmazsa sadece tarihi bir hikaye olarak bakılırsa şunu sormak icap ederdi. Acaba insanlık tarihinde kaç kişi denize düşmüştür? Denize düşen kaç kişiyi balık yutmuştur? Balık yutan kaç kişinin hatırına gelir? yahu bu balın kanında hangi ayet okunması icap ediyordu. Ama birinci lamada anlatıldığı gibi Kur'an'ın o üstü bu alisiyle meseleye bakıldığında aslında o hadise sadece Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı anlatmıyor. O hadise bütün insanlığı hatta bizleri hatta her insan diyebilir ki beni anlatıyor. Çünkü bizim gecemiz istikbalimizdir onun gecesinden yüz derece daha karanlıklıdır. Bizim denizimiz dünya hayatı ve dünyanın hadisatıdır ki onun denizinden yüz derece daha korkuludur. Bizim balığımız hevay nefsimiz nefsimizin zararlı arzularıdır ki onun balığından bin derece daha muzurdur. Belki biz yüz 100 derece bin derece Yunus Aleyhisselam'ın münacatına ihtiyacımız var. Yine Kur'an'da Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasından bahis vardır. Eyüp Aleyhisselam pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde hastalığının azim mükafatını düşünerek tam bir sabırla mukabil etmiş. Ne vakit ki yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman yine kendi israat için değil lisanen zikrine kalben ubudiyetine halel geldiği için ile beraber kalbini Allah'a açmış ve nasıl Kur'an'la demiş ki inni meseniye durru ve ent erhamur rahimin ya rab zarar bana dokundu lisanen zikrime kalben ubudiyetime zarar geldi diye halisen bir münacatta bulunmuş Cenab-ı Hak da o zatın o halis duasını çok güzel bir surette kabul edip ona kemal afiyetin ihsan edip envai merhametine mazhar eylemiş. İşte burada Acaba bizim vücudumuzdan yaralar mı çıktı? O yaralardan tevellüt eden kurtlar kalbimize ve dilimize mi ilişti? Öyleyse yine Kur'an'ın üstü bu alisiyle baktığımızda yine ikinci lemada çok güzel bu izah edilmiş. Oradaki ifadeyle eğer iç dışa dış içe bir çevrilsek bizler Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalbimizde, ruhumuzda yaralar açıyor. O yaralardan tevellüt eden vesveseler ve şüpheler mahalli iman olan batını kalbe ilişiyor, imanı zedeliyor ve imanın tercümanı olan lisanın zevkü ruhanisine ilişip bizi zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Allah muhafaza bizim ubudiyet neşvemizi, ibadet neşemizi kaçırıp bizi nefrete mahkum edip susturuyorlar. Demek ki bizim yaralarımız günahlardan gelen yaralarımız. Bizim kurtlarımız ondan hasır olan şüphelerimiz, tereddütlerimiz. Bizim kalbimiz mahalli iman olan batını kalbimiz. Ve bizim lisanımız imanımızın tercümanı olan lisanımız ki insanın kalbi günahlarla yaralanırsa bunun tezahürü lisanın zevk-i ruhanisini kaybetmesi şeklinde oluyor ki Mesne-i Nuriye'de mesela güzel bir dua var. Orada bu manaya işareten denilmiş ki ilahi el-zunubi ahresetni kesratü maasi ahceletni şiddetü gafleti ahvetet sauti Yani ilahi el-zunubi ahresetni günahlar dilimi susturdu ve kesretü masi masiyetimin günahlarımın kesreti ahceletni beni hacalete mahcubiyete sevk etti. Şiddetül gafleti gafletimin şiddeti de sesimi kıstı. Hasılı işte Kur'an'ın üstü bu peygamber kıssalarına bakıldığı zaman orada doğrudan doğruya her birerlerimizi ifade eden derin manalar zengin manalar olduğunu görüyoruz. Ama Kur'an'ın bu tarz ifadesiyle meseleye bakılmazsa bu sadece bir hikayeyi tarih eden ibaret kalır. Demek ki Kur'an peygamberlerin böyle faziletlerini, kemalatlarını, yüksek ahlaklarını, itikatlarını anlatırken manevi terakkide bizim rehberlerimiz olduğunu, piştarımız, öncülerimiz, önde gidenlerimiz olduğunu ifade ediyor bu bir. İkincisi Kur'an peygamberlerin mucizelerinden bahsediyordu. Şimdi öncelikle mucizelerin iki gayesi vardır. Birincisi peygamberlerin peygamberliğini halka ve insanlara tasdik ve kabul ettirmektir. Çünkü peygamber ben Allah'ın memuru, Allah'ın elçisiyim diye büyük bir şeyi dava etmiştir. Elbette bu dava tescillenmelidir. Bu dava noktasında peygamberin elinde bir vesikası, senedi olması lazımdır ki işte mucizeler peygamberin Allah tarafından tavzif edildiğinin manevi senedi ve vesikasıdır. Bu yönüyle mucize tarif edilirken denilmiş ki mucize halıkı kainat tarafından, kainatın halıkı tarafından peygamberlerin davasını tasdiktir, sadak dökümüne geçer. Mucizelerin birinci gayesi, birinci maksadı budur. İkinci maksadı da Kur'an mucizeler ile maddi terakkide bize hedefler gösteriyor. Sadece manevi terakkide değil, maddi terakkide bile peygamberler bizim rehberlerimiz, üstadlarımız, ustabaşılarımız olduğunu ifade ediyor. Mucizat-ı maddi terakkimizde ilham kaynağı örnekler olarak gösterir o muzelerin arkasındaki kanunlara işaret ediyor. Çünkü maddi terakkinin en büyük engeli nedir? En büyük engeli ufku nazarın dar olmasıdır. En büyük engeli dar kalıplarla meseleye bakmaktır. Dışarıdan genişçe meseleye bakamamaktır. İşte Kur'an peygamber muzeleriyle bizim bu kalıplarımızı kırıyor. Kur'an ufkumuzu genişletiyor meseleye daha geniş bakma imkanını tanıyor. İlham alacağımız örnekleri gösteriyor ve mucizelerin arkasındaki kanunlara işaret ediyor. Mucizelerin arkasındaki kanunlara işaret ediyor ki yine bu mana İşatül İcaz'da anlatılırken şöyle denmiştir. Kur'an terakkiyatı maddi için lazım olan örnekleri nevi beşere göstererek o mucizelerin benzerlerini meydana getirmek için nevi beşeri teşvik ve teşcih etmektir. Sanki Kur'an-ı Kerim enbiyanın kıssa ve hikayeleriyle terakkiyatın esaslarına, temellerine parmakla işaret ederek Ey beşer, şu gördüğün mucizeler bir takım örnek ve numunelerdir. Telahuku efkarınızla fikirlerin birbirine yardım etmesi muavenetiyle çalışmalarınızla şu örneklerin emsalini yapacaksınız diye Kur'an ihtar etmiştir. Evet mazi istikbalin aynasıdır. İstikbalde Vücuda gelecek icatlar mazide kurulan esas ve temeller üzerine bina edilir. Evet şu telakkiyat-ı hazıra tamamıyla dinlerden alınan işaretlerden vecizelerden hasıl olan ilhamlar üzerine vücuda gelmişlerdir. Evet demek ki mazi ile istikbal arasında bir münasebet varmış ki mazi istikbalin aynasıdır. Mazi... İstikbalin aynasıdır ama şöyle bir aynadarlık varmış. Mazinin aynasında çekirdek olarak, tohum olarak gördüğümüz bir şeyi istikbalde bir tarla olarak, bahçe olarak müşahede ediyoruz. Nasıl ki bir incir çekirdeği düşünelim. İncir çekirdeğini toprağa attığımızda ondan bir ağaç çıkar. O ağaçtan yüzlerce meyveler, binlerce çekirdekler olur o binlerce çekirdek, binlerce ağacı netice verir ve bu ila nihaya gittiğinde bir incir çekirdeği, koca bir incir tarlasını, bir incir çekirdeği, koca bir incir bahçesi netice verir. İşte Kur'an ileride koca bir bahçeyi, koca bir tarlayı mazinin aynasında bir çekirdek olarak göstermektedir. Mesela misalleri ileride gelecek. Kur'an'da Sure-i Sebe'de Hz. Nuh Aleyhisselam'ın bir mucizesinden bahseder ki Hazreti Süleyman Aleyhisselam havada tayran etmek suretiyle uzun mesafeleri kısa zamanda kat etmiştir. Havada uçmak suretiyle uzun mesafeleri kısa zamanda kat etmiştir. Bu maziye gittiğimizde Hazreti Süleyman Aleyhisselam'la alakalı falan tarihte olan çekirdek misal bir hadisedir. Ama bunun İstikbal'deki akislerine İstikbaldeki yansımalarına baktığımızda işte bu çekirdek bugün koca bir tarla, koca bir bahçe haline gelmiştir. Belki şu dakika bile havada yüzlerce insan, binlerce insan seyahat etmektedir. O gün çekirdek olan bir şey bugün koca bir bahçe ve tarla suretini almıştır. İşte Kur'an mazinin aynasında istikbali gösteriyor. Terakkiyatın esaslarına, terakkiyatın temellerine peygamberlerin mucizeleriyle işaret ediyor. Mesela Kur'an'da yine Hz. Musa Aleyhisselam'ın mucizesinden bahseder. Bir asayla zeminden suç çıkardığını ifade eder. Sure-i Bakara'da fegul nadrib bir asakel hacer ifade ediyor. Şimdi bu mazide bir çekirdekti. Ama bugün yine istikbale baktığımızda koca bir tarla olmuştur ki o gün sadece Musa Aleyhisselam'ın şahsıyla tezahür eden hadise bugün sondajlama tekniği vasıtasıyla zeminin altında sular, sıcak sular, petrol, doğalgaz vesaire birçok rahmet hazinelerinden istifade edilmektedir. Yani mazideki çekirdek bugün koca bir bahçe haline gelmiştir. Yine Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesinden bahseder ki Nemrut onu ateşe attığında Cenab-ı Hak ateşe hitaben ya narukuni berdan ve selama ifade etmiştir. Ateşin soğuk ve selamette olmasını ifade etmiştir ki ateş İbrahim aleyhisselamı yakmadığı gibi onun gömleğini bile yakmamıştır. İşte o mucizenin bugünkü yansımalarına bakıldığında o çekirdek bugün koca bir tarla, koca bir bahçe haline gelmiştir ki... ...mesela amyat denilen bir malzemeden elbiseler, kumaşlar, efendim eldivenler, birçok şeyler imal ediliyor ki ateşe dayanıklıdır. Ateşin yakmayacağı bir maddeye işaret edilmiştir. Yine ateşin çok dereceleri vardır. Bir derecesi vardır ki burudetiyle yakar. Bundan da istifadeye teşvik etmiştir. Hasılı Kur'an bu muzelerden bahsederken bunları sadece hikayeyi tarihi olarak bahsetmiyor. Bunları maddi terakkimize birer örnek olarak gösteriyor. Bunları ilham kaynağı olarak önümüze getiriyor ve bunların arkasındaki kanundan istifade etmeye teşvik ediyor. Çünkü esasen insan halife olarak yaratılmıştı. Halife olmanın bir sırrı şuydu, kainatta cari olan Allah'ın adetullah kanununun işleyişini, mekanizmasını, akış şemasını, algoritmasını anlayıp ona muvaffakat edip onu kendi lehimize çevirmekti. Evet elbette biz Hz. Süleyman Aleyhisselam gibi bu zevari uçmayacağız. Ama Cenab-ı Hak onunla şunu demek istiyor. Orada yani havada Allah'ın koyduğu bir kanun var. Siz de o kanunun akışını, işleyişini, mekanizmasını anlayıp ona muvaffakat edip onu kendi lehinize çevirebilirsiniz demek istiyor. Elbette biz de İbrahim Aleyhisselam gibi ateşe girmeyeceğiz. Ama Cenab-ı Hakk'ın kainatta koyduğu bir kanun var. İşte ateşe koyduğu ve ateşin madde ile ona münasebetine vaaz ettiği bazı kanunlar var ki ateş bir kısım maddeleri yakmıyor. Bu noktadan bunların tespiti ve bunları lehimizde istifade etmeye Kur'an teşvik ediyor ve hakeza. Çünkü insanın vazifesi anlatılırken denmiş ki insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. İnsan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Yani suyun mahiyetini bildikçe o düşmanımız değil dostumuz oluyor, bize hizmetkar oluyor. Ateşin mahiyetini bildikçe o bizim düşmanımız değil dostumuz oluyor, bize hadim oluyor. Toprağın mahiyetini bildikçe o bizim düşmanımız değil dostumuz oluyor bize musahar oluyor. Öyleyse bunların mahiyetini bilip onları kendimize hizmetkar etmek, musahar etmek, hadim etmek noktasında peygamberlerin muzesiyle Kur'an bizi teşvik ediyor. Bu açıdan e, Hutbe-i Şamiye'de bu mevzu şöyle özetlenmiş. Denilmiş ki Kur'an'da mucizatı enbiyayı zikretmesiyle beşerin istikbalde terakki edeceğini ve o mucizatın nazireleri istikbalde vücuda geleceğini beşere ders verip teşvik ediyor. Ve diyor ki haydi çalış bu mucizatın numunelerini göster. Süleyman aleyhisselam gibi iki aylık bir yolu bir günde git. İsa aleyhisselam gibi en dehşetli hastalığın tedavisine çalış. Hz. Musa'nın asası gibi taştan av hayatı çıkar. Beşeri susuzluktan kurtar. İbrahim aleyhisselam gibi ateş seni yakmayacak maddeleri bul, giy. Bazı enbiyalar gibi şark ve garpta en uzak sesleri işit, suretleri gör. Davud aleyhisselam gibi demiri hamur gibi yumuşat. Beşerin bütün sanatına medar olmak için demiri bal mumu gibi yap. Yusuf Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın birer mucizesi olan saat ve gemiden nasıl çok istifade ediyorsunuz? Öyle de sayır enbiyanın size ders verdiği mucizelerden dahi o saat, o sefine gibi, o gemi gibi istifade ediniz, taklitlerini yapınız diye Kur'an manen teşvik ediyor ve bizleri bu manada teşcih ediyor. İşte mevzuyu toparlayacak olursak, Kur'an'ın derin manalarını, zengin manalarını anlayabilmek için, Kur'an'ın kendisine has, o ulvi ve mucizane üslubu alisini, tarz ifadesini bilmemiz icap ediyor. Yoksa o tarz ifade bilinmeden, bu kıssaların arkasındaki manalar, bu muzelerin arkasındaki hakikatlar anlaşılmaz ve Kur'an'ın mucize olduğu bilinmez. Ve bu mana yine şöyle ifade edilmiş. Mesela kendimizi asıl saadetle farz edelim. Asıl saadetten istikbale bakalım. Asıl saadetten bugüne bakalım ve bu hadiseler istikbalin karanlığındayken Kur'an bu hadiselerden bahsediyor. İşte Kur'an 1300 sene evvel, 1400 sene evvel istikbalin zulümatında müstetir, gizli, gaybi olan semerat ve terakkiyat insaniyi görüyor. Gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösterir. Hatta sadece şu anda mevcut gördüklerimiz değil, gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösteriyor. Mesela yine Kur'an'da Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın muzesinden bahsederken Yakup Aleyhisselam kendisi Kenan ilinde Filistin civarındadır. Yusuf Aleyhisselam Mısır'dadır. Ama diyor ki nasr Kur'an'la inni le ecidu riha Yusuf Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum diyor. Filistin'den ta Mısır'daki Yusuf Aleyhisselam'ın kokusunu alıyor. Öyleyse bununla koku nakline işaret ediyor. Yine Süleyman Aleyhisselam'ın muzesinden bahsederken Yemen melikesi olan Belkıs'ın tahtının celbedildiğini, oradaki insanların sesinin işitildiği, suretinin görüldüğünü ifade eder. Bu açıdan da ses nakli, evet var, radyolar, telefonlar, tesisler, suret nakli o da var, televizyonlar, görüntülü konuşmalar, bir üçüncüsü Tahtın celbedildiğini ifade ediyor. Madden aklından bahsediyor. Hasili Kur'an gördüğümüzden göreceğimizden daha güzel bir surette bahsediyor. Bunu ne zaman bahsediyor? Bunu 20. asırda bahsetmiyor. Kur'an bunu ta 1400 sene önce bahsediyor ve üslubu ile işaret ediyor. Öyleyse 1400 sene öncesinden istikbalin karanlığında gizli olan, istikbalin karanlığında kaybi olan bu terakkiyatı maddiyeden bu medeniyet harikalarından bahsetmesi neyi ifade eder? Demek ki Kur'an öyle bir zatın kelamıdır ki bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda görüyor. Demek ki Kur'an nasıl bir zatın kelamıdır? Bütün zamanları gören, içindeki bütün eşyayı gören bir zatın kelamıdır ki istikbalin zulmatındaki bütün bu hadiseleri üslubuyla işaret ediyor. Et subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve davana enel hamdulillahi rabbil alamin el Fatiha.